Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Arkadaşlar, bu videomda sizlerle beraber cümlenin ögeleri part 2 videosuyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, konu anlatımına ve soru çözümlerine geçmeden önce bu videonun part 1'ini izleyip bu videoya gelin. Çünkü bu video part 1'in devamı. Peki aranızdan bazıları diyor olabilir, part 1'i ne zaman çektin, nerede diyebilirler. YouTube kanalıma giriyorsunuz, bu videodan önceki video bu videonun part 1'i. O videoda temel ögeler, yani yüklem ve özneyi göstermiştim. En sonunda yine örnek soruları çözmüştük sizlerle beraber. Konuyu gerçekten ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Okulda veya dershanede görmüşler için çok ayrıntılı bir tekrar oluyor. Görmemişler de çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Bugünkü videomda arkadaşlar yardımcı ögeleri sizlere göstereceğim. Ve yine en sonunda örnek soru çözümleri bulunduracağım. Bu seferki video önceki videodan çok daha fazla soru çözümleri bulunuyor. Ve biraz daha uzun olacak. Çünkü bugün videomda arkadaşlar nesne, zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısını göstereceğim. Zarf tamlayıcısının ikinci adı zarf tümleci, yer tamlayıcısının ikinci adı ise dolaylı tümleç. Bugün videomda 3 tane göstereceğim. İlk videoda 2 tane göstermiştim. Evet, hemen buraya da atlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak nesne. Nesne cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Nesne özde bulunduktan sonra bulunur. Bu arada arkadaşlar, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videoların hepsini sizin için çekiyorum. Nesne arkadaşlar iki ayrılır. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Belirtili nesnenin soruları neyi ve kimidir ve belirtme haleki, yani iyi ekini alır. Arkadaşlar, sorularını ezberlemeniz için şunu unutmayın. Belirtili nesnede gördüğünüz gibi en sonunda bir iyi eki var. Sorularında da iyi eki var. Buradan aklınızda kalabilir. Hemen bir örneklerini yapalım. Alp kitabı yarın getirecek cümlesinin yüklemi getirecektir. Kim getirecek? Alp. Getirecek yüklem Alp ise özne olur. Neyi getirecek? Kitabı. Bu da arkadaşlar belirtili nesne olur. İkinci örneğimiz. Bu yarışmayı mutlaka kazanacağız cümlesinin yüklemi kazanacağınızdır. Bu cümleye baktığınızda açık bir özne göremezsiniz. Çünkü bu cümlede gerçek özne yok, gizli özne var. Biz var. Çünkü size nedenini söyleyeyim. Kazanacağız. Bakın, gizli özne varsa daima yüklemde olan kişi ekine bakın. Is, is biz ekidir arkadaşlar. Yani is, is biz kazanacağız. Oturuyorsa demek ki bu cümlenin gizli öznesi biz arkadaşlar. Evet, hemen belirtisiz nesneye gelelim. Belirtisiz nesnenin sorusu nedir arkadaşlar? Belirtme haleki, yani iyi eki almaz. Bakın, şurada bir cümle var gördüğünüz gibi. Nesne özde bulunduktan sonra bulunur diyor. Bu cümlenin önemini şimdi sizlere açıklıyorum. Öznenin sorularından biri ne? Belirtisiz nesnenin sorularından biri de ne? Burada gördüğünüz gibi. Peki ilk ne hangisinin cevabını verir? Sizin bunu öğrenmeniz kesinlikle gerek arkadaşlar. Yükleme ilk olarak ne sorusunu sorduğunuzda size özneyi, ikinci ne sorusunu sorduğunuzda ve cevap aldığınızda size belirtisiz nesneyi verir. Bunu kesinlikle unutmayın ve bunları karıştırmayın. İki tane örneğimiz var yine. Ece bir fotoğraf gösterdi cümlesinin yüklemi gösterdidir arkadaşlar. Kim gösterdi? Ece. Bu da bu cümlenin öznesidir. Ne gösterdi? Bir fotoğraf. Bu da belirtisiz arkadaşlar nesnedir. Bu arada nesne bir veya birden fazla kelime olabilir. Özne ve yüklem de aynı şekilde arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Safarı'da aslan gördük cümlesinin yüklemi gördüktür. Öznesi arkadaşlar yine burada bir gerçek özne yok. Gizli özne var. Gördüğünüz gibi yüklemde kişi eki var ve k kişi eki olduğu için bu da yine bizdir arkadaşlar. Peki ne gördük? Aslan. Bu da bu cümlenin belirtisiz nesnesidir. Hemen nesneyi de atlıyoruz. Not. Cümlenin ögeleri bulunurken fiil imsilere dikkat edilmelidir. Şimdi arkadaşlar iki tane örnek var ve bu iki örneği sizlerle beraber sürülerin haftalarca göç edebileceğini söyledi. Bu cümlenin yüklemi arkadaşlar söyledilir. Kim söyledi? O. Burada bir gizli özne vardır. Şimdilik nesneye geldik. Neyi söyledi? Sürülerin haftalarda göç edebileceğini. Size bir dakika önce falan söylemiştim. Nesnenin bir veya birden fazla kelime olabileceğini. Belirtili öyle nesne. İkinci cümlemiz. İkinci cümlemizin yüklemi işittimdir. Cümleyi bir okuyayım. Buralarda ulu bir bilgenin yaşadığını işittim. Bu arada arkadaşlar kalem birazcık etrafa şey almış. O yüzden pek anlaşılmıyor. Kusura
bakmayın. Neyse, bunları geçelim. Ben okuduğumda anlıyorsunuz zaten. İşittim bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kim işitti? Ben. Yine burada bir gizli özne vardır. Neyi işittim? Buralarda ulu bir bilginin yaşadığını. Bu da yine belirtili nesnedir arkadaşlar. Şimdi hemen bu notu da geçtik. Yer tamlıyısı dolaylı tümleç. Yer tamlıyısı dolaylı tümleçin soruları nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden sorulardır arkadaşlar. Size önerim bu yazdığım soruları okulda veya dershanede not aldıysanız ve aklınızda kalmadıysa lütfen bunları yine bir not alın. Defterinizde varsa yine de bir not alın ve tekrar edin. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar önemli maddelerden biri olan ikinci maddemize geldik. Yer tamlıyısında E, D, den eklerinden biri bulunur. Bakın zarf tamlıyısıyla yer tamlıyısı sorularını karıştırmamak için şunu unutmayın. Yer tamlıyısının sorularının sonunda ya E eki ya D eki ya da den eki vardır. Bunu unutmazsanız zaten bu soruları rahat bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi 3 tane örnek var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu örnekleri sizlerle beraber çözeceğiz. Dün akşam evde yoktu cümlesinin yüklemi yoktudur. Kim yoktu? O. Evde bu cümlenin dolaylı tümleci oluyor. Yani yer tamlıyısı. Aynı şey zaten. Ben yer tamlıyısı yazacağım. Siz daha iyi anlayabilirsiniz diye. Çünkü öyle yazdım başta. Neyse. İkinci örneğimiz. Yaşadıklarını bana teker teker anlattı. Anlattı bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kim anlattı? O. Kime anlattı? Bana. Bu da yine bu cümlenin yer tamlıyısıdır. Üçüncü örneğimiz. Marketten biraz peynir aldım. Aldığım bu cümlenin yüklemidir. Kim aldı? Yine ben. Yine burada bir gizli öznemiz var. Nereden aldım? Marketten. Bu da yer tamlayıcımız oluyor. Yani dolaylı tümleç. Yer tamlayıcısına geçiyoruz. Güzel bir şekilde anladığınıza inanıyorum. Şimdi arkadaşlar zarf tamlayıcısı yani zarf tümleci. Zarf tümlecinin soruları ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde sorularıdır. 3 tane örnek verdim yine ve bu örnekleri sizinle beraber çözelim. Bu arada arkadaşlar zarf tamlayısında burada direkt ben özneleri de bulabilirim ama özneleri bulmayacağım. Direkt böyle zarf tamlayıları bulacağım. Çünkü soruları aynı değil. Zaten birini bulduğum zaman yani aynı olma olanlar yok. Kesin doğruyu bulmuş olacağım. Ama siz test kitaplarını çözerken kesinlikle ilk olarak sıraya uyun. Yüklem, özne, nesne ve sonra tamlayıcıları bulmayı kesin unutmayın arkadaşlar. Bakın bu cümlenin yüklemi uğrayacağımdır. Ne zaman uğrayacağım? Yarın. Bu da zarf tamlayıcısıdır. İkinci örneğimiz onunla yürüyebildiğini gören annesi sevinçten ağlıyordu. Ağlıyordu bu cümlenin yüklemi. Neden ağlıyordu yani niçin ağlıyordu? Sevinçten. Bu da zarf tümleci. Diğer örnekleri bilerek bulmuyorum ki zaman kaybetmeyelim ama siz kesinlikle yönt sırasına uyun. Yönt sırasında derseniz partileri videosunda göstermiştim. Üçüncü örneğimiz. Kapadı bu cümlenin yüklemidir. Nasıl kapadı? Yavaşça kapadı. Bu da zarf tümlecimiz oluyor yine. Bunda geçelim. Dikkat! Zarf tamlayıcısı ile yer tamlayıcısı karıştırılmamalıdır. Bakın arkadaşlar. İki tane örnek verdim. Siz buradan direkt anlayacaksınız zaten şu iki kelimeden. Arkadaşlar birinci örneğimizin yüklemi çıktıdır. Nereye çıktı? Dışarıya. Bu da yer tamlayıcımız oluyor. Şuradaki A2 sayesinde arkadaşlar bunu bulabiliyoruz. Buna zaten sadece zarf tümleci kaldı. Başka bir şey alamaz. Bakın unutmayın burada ek yok. Zarf tümlecisinde ek yok. Yer tümlecisinde ek var. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunları da karıştırmayın. Çıktı da bunun yüklemidir zaten arkadaşlar. Bunda geçiyoruz arkadaşlar. Evet son 6 tane örnek sorularımız kaldı. Bu örnek soruların hepsi de gerçekten çok uzun. Ve bunların hepsini teker teker sizlerle beraber ögelerine ayıracağız. Hadi ilk cümleden başlayalım. Yaşlı adam evinin bahçesinde köpek besliyormuş. Besliyormuş. Bu cümlenin yüklemi arkadaşlar. Kim besliyormuş? Yaşlı adam. Bu cümlenin öznesi. Yaşlı adam ne besliyormuş? Köpek. Bu da belirtisiz nesnemiz oluyor. Ve evinin bahçesinde kaldı. Bu da bir tamlamadır ve birleşik olur. Nerede besliyormuş? Evinin bahçesinde. Bu da yine yer tamlayıcısı olur arkadaşlar. İkinci cümlemiz. Mahallemizdeki yol çalışması yarın bitecekmiş. Bitecekmiş yüklemdir arkadaşlar. Ne bitecekmiş? Mahallemizdeki yol çalışması. Bu da öznedir arkadaşlar. Dediğim gibi ilk ne sorusu özneyi verir. Ne zaman bitecekmiş? Yarın. Bu da zarf tümlecidir. Üçüncü cümlemiz. Çocuk çalışmadan başarmasının mümkün olmayacağını anlamıştı. Anlamıştı arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi kim anlamıştı? Çocuk bu cümlenin öznesi. Neyi anlamıştı?
çalışmadan başarmasının mümkün olmayacağını. Bu da belirtilidir. Ne demiştim? Neyi anlamıştı? Tamam, belirtili nesne. Dördüncü örneğimiz. Seni ilk gördüğümde çalışkan olduğunu anlamıştım. Anlamıştım bu cümlenin yüklemi. Kim anlamıştı? Ben. Bu cümlede gizli özde var arkadaşlar. Neyi anlamıştım? Çalışkan olduğunu. Bu da belirtili nesnedir. Ne zaman anlamıştım? Seni ilk gördüğümde. Evet arkadaşlar, bunu da geçiyoruz. 5 ve 6. örnekler kaldı. Berkay'ın kalemi Onur'un çantasında kalmış. Kalmış bu cümlenin yüklemidir. Ne kalmış? Berkay'ın kalemi. Bu belirtisiz nesnedir. Özne arkadaşlar, kusura bakmayın, yine ben de karıştırıyordum. Sakın bunu karıştırma dedim gibi, ben bile karıştırdım maskala. Neyse. Nerede kalmış? Onur'un çantasında. Bu da yer tamlayıcısı olur. Son cümlemiz. Ahmet kardeşini parktaki salıncağa bindirdi. Bindirdi. Yüklem. Kim bindirdi? Ahmet. Kimi bindirdi? Kardeşini. Bu da arkadaşlar belirtili nesne. Bu kardeşini yanlış söylemiş olabilirim, kusura bakmayın. Neye bindirdi? Parktaki salıncağa. Bu kesinlikle yer tamlayıcısı. Bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere emeğimi şimdi göstereceğim. Bakın. Kaç tane kağıt var burada, bakın. Allah'ını seversiniz arkadaşlar. Bakın kaç tane kağıt var. Lütfen emeğimi anlayın. Hepsine teker teker yazıyorum. Siz de emeğimin karşılığını vermeniz için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada daha cümlenin öğeleri bitmedi. Bu videonun part 3'ü gelecek. Çarşamba günü atmayı planlıyorum. Yani bu videoyu pazartesi günü izleyeceksiniz. Çarşamba veya cuma günü izleyeceksiniz part 3'ü de. Arkadaşlar cümlene göre uzun bir konu olduğu için sadece bir video sığdıramıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Part 3'te arkadaşlar 2 tane kısacık konu anlatacağım. Ara söz ve cümlede vurguyu anlatacağım. Onu da bekleyin. Kısa olacak zaten. İzlemenizi de yine öneririm. Bu videolar sayesinde cümlenin ögelerini baştan sona hem tekrar edeceksiniz hem de çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bu videonun bakın şu kısımda gördüğünüz gibi ilk kartlar kısmında anketler koyuyorum. Onları oylayabilirsiniz ve videonun sonunda şu taraflarda çıkacak olan video bağlantına tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve şu ortada çıkacak olan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah sınavlarda ve test kitaplarında güzel bir doğru yanlış yapıyorsunuzdur bu cümlenin ögelerinde. Çok korusun arkadaşlar. Sizler sıkıntısın, kusura bakmayın. Hoşçakalın. Bakın elime hep ters oluyor. O yüzden kafam bir değişik oluyor ama. Arkadaşlar görüşürüz.